Biz bir yıldır bir Yunanistan krizinden bahsediyoruz. Biz bahsettiğimiz dönemde hiç kimse ağzına bile almıyordu. Hatta çok da tepki görmüştük. Ama yaklaşık 2 aydır Sayın Erdoğan başta olmak üzere gündeme geldi. Son 48 saatte gelişmeler yaşanıyor. Bu arada 9 konsolosluk kapatıldı terör nedeniyle. En son işte İsviçre kapattı. Hem Dışişleri Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı ard arda açıklamalar yaptı. Konsoloslukların açıklaması terör tehdidi nedeniyle. Bu İstiklal olayında yanılmıyorsam İsrail ve Fransa bu tarz bir açıklama yapmıştı. Şu an İçişleri Bakanı da yaptığı açıklamada İstiklal'de neden bu açıklamaları yapmadınız dedi. Sen bu konsoloslukların kapanmasını bir terör şüphesine mi dayandırıyorsun? Yoksa benim kanaatime katılıyor musun? Sanki bu Yunanistan krizi ufak çaplı belki 2-3 günlük de olsa bir çatışmaya doğru gidiyor mu? Tabii bununla ilgili farklı iddialar söz konusu. Özellikle Suriye'de yaşanan bir meseleden konuşuluyor. Suriye'deki TSK'nın bir operasyonundan söz ediliyor. Bu operasyonun ardından o güçlerin, IŞİD güçlerinin aslında hemen öyle söyleyelim, Türkiye'ye yönelik açık tehditlerinden söz ediliyor. Bir tanesi bu. Yani bu konsolosluklarının kapatmasını İstanbul'un o Suriye'deki operasyon sonrasındaki IŞİD unsurlarının Türkiye'de eylem yapacağına yönelik paylaşımlarından ya da istihbarat bilgilerinden dolayı söz ediliyor. Bunu bir kenara koyalım lütfen. Yani sırf bu İstanbul'da mı olabilir diye bakmak gerekiyor. Yani İstanbul'u kapatırken Ankara ya da Adana başka şehirlerdeki konsolosluklar kapanıyor mu? Büyükelçilikler kapanıyor mu? Ben bunun daha çok bir operasyon olduğunu düşünenlerdenim Bidin. Yani bunu Yunanistan olayına da bağlayabilirsin ama aynı zamanda bu Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin Fransa'da başta olmak üzere ABD de dahil olmak üzere 14 Mayıs'a yönelik olarak aslında bir gözdağı olarak algılıyorum. Daha tersinden bakmak gerekiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu bir seçimlerle ilgili bir operasyon olarak gördüğümü ifade edeyim. Tabii burada Süleyman Soylu'nun aslında ABD Büyükelçisi'ne yönelik söylediği söz var. ABD Büyükelçisi'ne yönelik o söylediği sözün ardından ABD Büyükelçisi'nin Boğaz'daki zırhlı, ABD zırhlısını ziyareti söz konusu. Yani şimdi bir ülkenin dışişleri ama İçişleri Bakanı ABD konsolosuyla, büyükelçisiyle ilgili senin hangi gazetecilerle görüştüğünü ve nasıl operasyonlar çektiğini biliyorum dediğinde, halbuki yapılması gereken nedir tam bu konuda? Bu bir İçişleri Bakanı'nın sözü müdür? Eğer İçişleri Bakanı'nın sözü ise Dışişleri Bakanı'nın, yani bugünkü siyasal iktidarın o büyükelçiyi çağırarak ultimatum vermesi gerekiyor. Ya da tarağını, tasını topla, ülkeyi terk et demesi gerekiyor. Eğer bir İçişleri Bakanı böylesine bir olay söyledikten sonra bu denmiyorsa kim kime el ense çekiyor diye bakmak gerekiyor. Yunanistan meselesine gelince sen de söyledin. Biz yaklaşık bir yılı aşkın zamandır bir Türk-Yunan savaşından bahsediyoruz. Bununla ilgili aslında devletin içerisinde masada oyun olarak kurulmuş bir olay da olduğuna bakmak gerekiyor Türk-Yunan savaşının. Yani nasıl bir oyun kurgulandı? Mesela Erdoğan'ın Samsun açıklaması, düşünün 20 yıllık bir AK Parti iktidarı yaklaşık 20 ada ve kayanın işgal edildiğine ve bu adaların, bakın 12 ada değil, bazen karıştırılıyor. O 20 adanın işgal edilen, yani 1999 yılından itibaren başlanan ve iktidar AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiği tarihten itibaren hızlanan o işgal süreciyle ilgili Erdoğan'ın Samsun'daki tespitine bakmak gerekiyor. Ya neydi o tespit? Bunu bir muhalefet partisi söylemedi. Erdoğan söyledi. 20 yıllık bir siyasal iktidar adaların işgal altında olduğunu kabul etti ve bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Şimdi eğer burası ülkenin topraklarıysa, Erdoğan bunu işgal olarak değerlendiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanı ve bu ülkenin topraklarını korumakla sorumlu olan başkomutan konumunda bulunan Cumhurbaşkanı'nın
bir gece ansızın gelebiliriz demesi de bir trajedidir. 20 yıldır bu adalar tek tek işgal edilirken neden sesini yükseltmedin? Neden 20 yıl sonra bu adaların işgal altında olduğunu kabul ettin? Şimdi tam bu noktada, tam seçimler öncesinde, bizde normalde Haziran 14 Mayıs, Miçotakis Yunanistan'da Temmuz. Her iki tarafın da aslında milliyetçi dalganın yükselmesi üzerinden kendi iktidarlarını korumaya ve yeniden seçimleri kazanmaya yönelik danışıklı bir dövüş de mi var diye bakmak gerekiyor. Tam bu noktada Yunanistan bu adalarda mesela şöyle bir oyun kurgulasak Vidin. Bir gece Türkiye 20 adadan birine çıkarma yapsa. Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz cümlesi üzerinden bir senaryo anlatıyorum şu anda. Yani okumaya çalışıyorum. Ama şunu söyleyelim abi. Biz bunu bir sene önce duyurduğumuz zaman kaynağımız Genelkurmay kaynağıydı. Yani Genelkurmay'dan almıştık bilgiyi ve siyasetle ve AK Parti ile ve Erdoğan'la bir alakası yoktu o gün için. Bugün için demiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Genelkurmay'ın bence savaş oyunları açısından bir Yunanistan'la, bir Akdeniz'le ilgili, bir Güneydoğu'yla ilgili başka yerle bu tür masada yani tatbikatlar yaptığınızda bu tatbikatları neyin üzerinden yapıyorsunuz ki? Bir savaş senaryosu üzerinden kuruyorsunuz beni. Bunu askerlik yapmış herkes bilir. Ben kış tatbikatlarına katıldım mesela şeyde Orta Anadolu'da. Biliyorum yani. Ya bu senaryoların olması kadar doğal bir şey yok Vidin. Şimdi asıl hikayemiz şurada başlıyor. Bu 14 Mayıs öncesinde diyelim ki bu senaryolardan biri işletilirse ne olur? Yani konsolosluklar olayını tek bir olayın üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Bunu Rusya üzerinden okumak gerekiyor. Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmemesiyle ilgili Türkiye'nin koyduğu tavır açısından bakmak gerekiyor. Ve bir de Ege'de Fransa'nın Yunanistan'ın yanında durması üzerinden Ege'de 3 günlük, bakın 3 günlük, 4 günlük demiyorum. Senaryo içerisinde 3 günlük bir savaş yaşanırsa, bir operasyon yaşanırsa ne olur? AK Parti'nin durumu ne olur? Erdoğan'ın durumu ne olur? Yani milliyetçi dalga AK Parti'yi yukarı mı çeker Cumhur İttifakı'nı? Ve o milliyetçi dalgada muhalefet nasıl bir tavır kor? Ve hemen ardından da asıl soru bir başka yerde. Seçimler ertelenir mi Vidin? Yani işte onu soracağım. Sence burada milliyetçilik dalgasıyla mesela şimdi Abdullah Öcalan yakalandığında DSP'nin ve MHP'nin aldığı oyu hatırlıyoruz. Milliyetçilik böyle bir savaş çıkarsa, çıkmasını tabii ki istemiyoruz ama sonuçta çıkma ihtimali var. Bunu konuşuyoruz. Böyle bir savaş çıkarsa AK Parti milliyetçilik dalgasıyla oyların arttığını görürse seçime gitmek mi işine gelir? Yoksa bu seçimi riskli görüp ertelemek mi işine gelir? Şimdi Türkiye'de iki şey, bir tanesi 99 Öcalan'ın yakalanması, ikincisi de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Bülent Ecevit'in 1977 seçimlerinde 212 ya da 213 milletvekili %41 civarında aldığı oya bakmak gerekiyor. O Kıbrıs Fatih'i üzerinden ve kara olan imajı üzerinden yükseldi. Türkiye toplumunun %60'ından fazlası milliyetçi, devletçi ve muhafazakardır. Bir kere bu gerçeği görmek gerekiyor. Bu gerçek üzerinden bakarsak Yunanistan'da olabilecek bir savaş ve tam da Erdoğan'ın Samsun'da kurduğu o bir gece ansızın gelebiliriz. İşgalcisiniz olayı, silahlandırdınız olayı Türkiye'yi ayağa kaldırır. Ve muhalefetin de bir şey söyleyeyim. Muhalefetin de Erdoğan'ın yanında tutum almasına neden olur Vidin. Bu Cumhur İttifakı'na seçim kazandırır kazandırmaz apayrı bir konu ama Erdoğan'ın elindeki bir olayı kullanmasına neden olur. O da şu, seçimlerin bir yıl ertelenmesine. İşte hangisini ister sence? Erdoğan her ikisini de ister. Ama bakın her ikisini de. Her ikisi de işine gelir. Hiç fark etmez. Ama şöyle bir gerçeği görmek gerekiyor. Türkiye'nin başka bir riski var Vidin. O risk şu. Erdoğan tam o noktada seçimlerin bir yıl ertelenmesini mi ister? Yoksa Erdoğan seçimlere, o gazla seçimlere mi gider? Benim
olayımı söyleyeyim. Erdoğan o gazla 14 Mayıs seçimlerinin yapılmasını ister, ertelemez. Neden mi? Çünkü Türkiye ekonomik olarak 1980 yılındaki bir gerçeklikle karşılaşma durumu söz konusu. Devalüasyon. O da şu. Türkiye'de enflasyonu %100 diye sayacak olursak, tüketici enflasyonunu, bakın mütevazi davranıyorum. Doların artışı %30'dur. Yani TL'nin değer kaybı. Ve Türk lirasının %30 civarında değer kaybına rağmen içeride enflasyonun %100 olması demek, ihracatçının çökmesi demektir. Ve düşün ki Türkiye 2022 yılında 109,5 milyar dolar açık vermiş. Yani yaklaşık 110 milyar dolar. Yani ithalatla ihracat arasındaki fark inanılmaz büyümüş. Bugünkü siyasal iktidar ihracatı büyüttük diye topluma şey sunuyor. Yaklaşık 250 küsür milyar dolarlık ihracat yaptık diye topluma bunu bir başarı diye sunuyor. Ama bunun karşılığında 363 milyar dolar da ithalat yapmış. Yani patlama yaşanmış. Açık miktarı çok büyük. Sadece yani %33 2022 yılındaki ihracattaki açık ve ihracatla ithalat arasındaki açık Aralık ayı ile Ocak ayı arasındaki %3 ihracat artmış. İthalat ise %12,2 artmış. Yani açık %9. Şimdi böyle bir noktada bak ihracatçı çökmüş durumda. Yani düşün ki sen hangi ülkelerle yarışıyorsun? Avrupa Birliği ülkeleriyle diyelim ki. O ülkelerdeki enflasyon oranı ne kardeşim? %10'larda, %8'lerde. Sendeki gerçek enflasyonu bırak bir kenara koyuyorum. TÜİK rakamları bile senin rekabet edeceğin ülkelerle, yani bizim ihracatçımızın rekabet edeceği ülkelerin kaç katı olduğuna bak. 6 katı, 7 katı, 8 katı TÜİK rakamlarından söz ediyorum. Gerçek rakam daha da yüksek. Yani ihracat yapan insan batmış durumda. Yani hesabı kötü durumda. Rekabet edeceği ülkelerden geri durumda. O açıdan Türkiye'nin önünde, bakın önümüzdeki bir yıl içerisindeki doların değerlendirilmesi gerekiyor. Yani TL'nin değersizleşmesi gerekiyor. En az %30 devalüasyon yapmak zorundalar. Ve o açıdan da Erdoğan 14 Mayıs tarihinde seçimi her koşulda kazanmak bir yıl sonra ertelerse savaş nedeniyle ona yine büyük bir sorun yaratacak bir o açıdan. O açıdan Türk-Yunan Savaşı kısa süreli 2-3 günlük bir savaş Erdoğan'ın imajını ve milliyetçi dalganın yükselmesine neden olur ve de muhalefetin de bunun karşısında çok söyleyebileceği bir söz olmaz. Ama gelelim asıl mesele bu mu diye. Bu bir senaryo olarak bir noktaya koy. Ben asıl meselenin aslında Ukrayna-Rus Savaşı durumunda Türkiye'nin alabildiğine Rusya'nın yanında durmasından kaynaklı olarak ben İstanbul'daki konsoloslukların kapatılmasını Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ile ilgili bir gözdağı olarak görüyorum. Bir mesaj olarak algılıyorum dedi. Bu nereye gider? Hep beraber geleceğiz. Burada Süleyman Soylu konuştu yine. Halbuki burada konuşması gereken Erdoğan'dı. Burada konuşması gereken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Neden susuyorlar diye bakmak gerekiyor. İstiklal'deki o mefhum olaydan sonra da ilk Sayın İçişleri Bakanı konuşmuştu. Sonra hatta arkasında Amerika'nın olduğunu biliyoruz demişti. Ama ertesi gün Sayın Erdoğan tazeler için teşekkür yayınladığında üçüncü sırada Amerika vardı. Amerika Birleşik Devletleri vardı.